Arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Malumunuz üzere kripto paralarda yaklaşık 2 yıldır ayı sezonunu yaşamaktayız. Dolayısıyla da ben kanala pek fazla kripto parayla ilgili, bununla ilgili içerik yüklememeye başladım, video çekmemeye başladım. Ben de biraz kafamı dinleyeyim istedim açıkçası. Bu arada da kanal boş kalmasın diye çeşitli kutu açılış videoları, ürün tanıtım videoları filan yüklemeye başladım. İşte çim biçme makinesi gibi, blender gibi, telefon kulaklığı gibi bunları yüklemeye başladım. Maksat oradaki hatıratımız devam etsin. Kanal boş kalmasın. Üretkenliğe ihanet etmeyelim kapsamında oraya bunun gibi videolar yüklemeye başladım. Tabii bu arada kendi hayatıma devam ederken bir yandan da bu kripto paralarla ilgili araştırmalara devam ettim. İşte Twitter'dan, çeşitli yabancı kaynaklardan, Discord'dan vesaire bilgi toplamaya çalışıyorum. Ne bilgisi toplamaya çalışıyorum? Boğa sezonu tekrar ne zaman gelecek? Yani yaklaşık bir tarih verirsek en azından insanlara moral olur, dostlarımıza moral olur diye buna kafa yormaya başladım. Zira özelden telefonlar da alıyorum. Hani ne zaman madencilik tekrar başlayacak, ne zaman piyasa canlanacak vesaire diye. Hem kendim için hem sizler için bu konuyu araştırma adına bazı tahkikatlara imza attım kendimce. Ve bazı bilgilere ulaştım. Bazı datalara ulaştım diyeyim. Dilerseniz bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve beraberce bir tahminde bulunabiliriz diye düşünmekteyim. Tabi bu birazdan anlatacaklarımı size aktarırken de grafikle, görselle desteklemeye gayret edeceğim. Ve olabildiğince de sade anlatacağım. Halk dilinde anlatacağım. Yani teknik terimlerden, lügatlardan arındırılmış vaziyette. Minimize ederek anlatacağım. Bizim için çünkü önemli olan konunun özüdür diye düşünmekteyim. Dilerseniz şimdi bu maddelere birer birer girelim. Videomuzu da hızlı bir şekilde toparlayalım arkadaşlar. Şimdi dedik ki boğa mevsiminin, boğa sezonunun gelmesi için bazı şartların olgunlaşması gerekiyor. Bazı taşların yerine oturması gerekiyor diyeyim. Bunlardan ilki BlackRock denilen varlık yönetim şirketi ile ilgili. Şimdi bu varlık yönetim şirketi kısaca özetlemem gerekirse nedir? Fonları yönetir. Siz paranızı ona emanet edersiniz. O da profesyonel ekibiyle en iyi şekilde bu parayı değerlendirir, çalıştırır ve size para kazandırır. Özeti bu. Bunu detaylı detaylı anlatmak istemiyorum video uzamasın diye. Bu BlackRock denilen varlık yönetim şirketinin dünya üzerinde yönetmiş olduğu para miktarı 10 trilyon dolar civarı bir sermaye yönetiyor arkadaşlar. Milyar dolar demedim. Dikkat buyurunuz. Trilyon dolar yönettiği para. 10 trilyon dolar. Şimdi bu şirket bu parayı çalıştırıp diyorum yani mudilerine, yatırımcılarına para kazandırıyor. Bunu yaparken çeşitli emtialar kullanıyor. Yani ne demek istiyorum? Parayla işte gidiyor Brent petrol alıyor, tahvil alıyor, değerli metaller alıyor, yabancı paralar, borçlanma senetleri vesaire bunları alarak parayı çalıştırıyor ve yatırımcılarına para kazandırıyor. Çok çeşitli bir sepetten, bir yelpazeden bahsediyorum. Gayet minimize anlatmaya çalışarak söylüyorum bunu. Bu emtiaların, bu araçların artık bu yatırım gereçlerinin artık ne dersek ona onların arasına Bitcoin'i de dahil etmek istiyor bu BlackRock denilen firma, yatırım şirketi. Şimdi tabii bunu da kafasına göre sermaye araçlarımın arasına, yatırım araçlarımın arasına Bitcoin'i de ekliyorum diyemiyor haliyle. Nereden bir izin alması gerekiyor? Amerika Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan. Yani kısa adıyla SEC denilen yerden bir izin alması gerekiyor. Buraya başvurmuş durumda bu BlackRock denilen varlık yönetim şirketi. Bugüne kadar yaklaşık 175 tane, 176 tane başvurusu olmuş SEC'e, BlackRock'ın. Ve 175 tanesi kabul edilmiş. 176.sı Bitcoin diyorlar. Biz tabii Bitcoin ile ilgileniyoruz. Neden hep bunu da söylüyorum her yerde. Bitcoin lokomotif. O giderse arkadaki katarı da çekiyor. Özetleyebiliriz, böyle özetleyebiliriz. Ve dijital altından bahsediyoruz Bitcoin.
O coştuğu zaman diğerleri de coşuyor. Piyasa bir şekilde yukarı gidiyor. Burayı özetleyecek olursam, yatırım araçlarının arasına Bitcoin'i de dahil etmek istiyor. Bunun için 10 trilyon doları yöneten bir varlık yönetim şirketinden bahsediyoruz. Bunun için sermaye piyasası kuruluna başvuru yapmış durumda. Bugüne kadar yaptığı 175 başvurunun 175'i de kabul edilmiş. Tamam, alabilirsin o MTI varlığı enstrümanlarının arasına diye. 176.'sı da Bitcoin. Hatta bir söylentiye, bir fısıltıya göre de sermaye piyasasındaki başkanların filan da bu BlackRock'la gayet samimi durumda oldukları söyleniyor. Yani kabul edilmemesi çok zor, milyarda trilyarda bir ihtimal gibi bir şey. Büyük oranda bugün yarın bu kabul edilecek. Bu da bize kripto para piyasalarına şöyle yarar. Kripto para dünyasına, düşünün, o 10 trilyonluk bir yatırımın artık %5'i de aksa, %1'i de aksa, %3'ü de aksa oluk oluk para girmesi demek. Arz talep dengesi gereği de fiyatın yukarı gitmesi anlamına gelir. BlackRock'ın yatırım araçları arasına Bitcoin'i alması bu manaya gelir ve bizim için çok güzel bir haber olur. İkinci konuya geliyorum arkadaşlar. İkinci konu da önümüzdeki yıl, yani 2024 yılı içerisinde Nisan-Mayıs aylarına denk geliyor hemen hemen. Bitcoin'de bir halving, yani yarılanma söz konusu olacak. Bu biraz teknik bir konu. Halving nedir, ne değildir? Onu başkaca videolarda da izleyebilirsiniz. Zorluğu artacak, üretim zorluğu artacak diye kısa kesmiş olayım burayı. Böyle olduğu zaman da işte blok ödülleri yarılanıyor, arzı, üretimi zorlanıyor, zorlaşıyor. Dolayısıyla arzı kısıtlanmış oluyor bir nevi. Yani eksiye geçmiyor ama kısıtlanmış oluyor. Çok rahat rahat üretiliyorken bir anda daha zor üretilmeye başlanıyor Bitcoin. Böyle düşünebilirsiniz. Her geçen günde Bitcoin ve türevlerine, kripto paralara ilgi artıyor. Az önce dediğim gibi BlackRock'ın araçları arasına Bitcoin'de alacak olduğunu da düşünürseniz, arz da kısıtlanıyor bir yerde, zorlanıyor. Bu da arz talep dengesi gereği yine fiyatların yukarı gitmesine etmen bir durumdur. Hatta geçmişteki Bitcoin halvinglerinden sonra fiyatlar ne olmuş, nasıl bir eğri çizmiş, onu da muhtemelen bir grafikle size göstermiş olurum. O da şu olsun. Üçüncü etmene geçiyorum arkadaşlar. Bunu da size gösterdikten sonra. Yanılmıyorsam Kasım 2024'te Amerika başkanlık seçimleri var. Ve onu da yine şu grafikle sizlere göstermiş olayım. Bu grafikte de gördüğünüz üzere Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminden bir yıl sonra, ama böyle ayarlandı, ama böyle tesadüf ediyor, ama böyle tevafuk ediyor, bilemiyorum. Ama Bitcoin'in fiyatı az önce grafikte de gördüğünüz üzere nereden nereye gitmiş görüyorsunuz. Ben hani tahminden ziyade geçmişe dayalı projeksiyonlarla, tahminlerle, datalarla hareket etmeyi seviyorum. Ve onları referans almayı seviyorum. Şimdi gelecekte bir şeyi olmuş olabilecek filan deriz ama gördüğünüz gibi, az önce de grafikte de gördüğünüz gibi 3 başkanlık seçiminde de Bitcoin'in fiyatı nereden nereye gitmiş, nereden nereye gitmiş, bunu siz de gördünüz. Videonun o kısmına dönüp tekrar bakabilirsiniz. Bu da 3. boğa geliyor diyebileceğimiz sebepten bir tanesi. Şimdi bu saydıklarım küresel ölçekte göstergelerdi, boğanın geliyor olduğuna dair. Videonun sonuna doğru toparlayacak olursam benim için 4. bir gösterge var. Kendi göstergem diyeyim artık bu. İnsanların, eş, dost, kısım, akraba, danışanlarımın vesaire bana özelden ulaşması, cep telefonumdan araması, Instagram'dan yazması, mail adresimden yazması. Bu telefonlar arttığı zaman, işte kanaldaki abone sayım arttığı zaman, bana yazanlar, özelden ulaşanlar arttığı zaman bu da benim için bir gösterge diyebilirim. Diğer gösterge de şu,
insanların kafede, çarşıda, pazarda, lokantada, sanayide Bitcoin'den, kripto paralardan bahsediyor olması. Yaklaşık 2 yıldır hiç kimse bundan bahsetmiyordu. Yani kripto paralardan bahsetmiyordu, konuşmuyordu filan. Ama daha bugün mesela çarşıya indiğimde baktım, çay içtiğimiz mekanda garson arkadaştan tutun da yan masada oturan arkadaştan tutun da eş dost ısım akrabadan tutun da birçok kişi işte akşam Ripple'ı gördün mü nasıl uçtu, kripto işte Bitcoin şöyle gidiyor, Ethereum ne olur, 20 bin mi olur, 5 bin mi olur filan diye konuşulmaya başlamış arkadaşlar. Başladığını gördüm daha doğrusu. Bu başladıysa da bu benim için de, bu da benim için dördüncü göstergedir bu işle ilgili. Tarih tahmini yaptıktan sonra da son olarak size birkaç cümle söylemek istediklerim var. Videoyu kapatmamanızı temenni ediyorum. Şimdi boğa ne zaman gelecek? 4 tane 5 tane madde saydık. Bu şartlar altında ve bu göstergeler ışığında benim kendi tahminim. Yani belki de mesela dün akşamki Ripple yükselişinden sonra bir şeylerin fitili yakılmıştır. Belki de boğa sezonunda girmişizdir. Şu an başlangıcındayızdır. Bunu bilmiyorum. Bir siyah kuğu olayı yaşanmaz ise, beklenmedik ekstrem bir şey yaşanmaz ise, her şey yolunda giderse, normal olduğu gibi giderse, sürprizler yaşamaz isek, 2023 yılı, eşe dosta da söylüyorum, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 2023 yılı kripto paraları toplama mevsimi arkadaşlar. Hatta burada da şey söyleyeyim, insanların konuştuğunu söyleyeyim, sizlerle paylaşmış olayım. Yapay zeka coinlerini falan çok övüyorlar. Kendiniz bakın hangileri nedir ne değildir. 2023 çıkmadan toplayabildiğimiz kadar coin toplama mevsimi. 2024'te arkadaşlar yükselmeye başlayacağını düşünüyorum piyasa. Şu BlackRock olayından sonra, başvurusundan, onayından sonra diyeyim daha doğrusu, bir yükselmeye başlayacak. Nisan-Mayıs ayında halving var Bitcoin'de. O da fiyatları bir üst vitese takacak. 2'den 3'e, 3'ten 4'e. 2024 yükselişte geçecek. Ve öyle tahmin ediyorum ki 2024'ün sonunda doğru, sonbaharına doğru biz böyle bayağı yüksek bir piyasayı yaşayacağız diye düşünüyorum. Kasım 2024'te başkanlık seçimi var diyoruz. O göstergelerimizden bir tanesi de tam bir yıl sonrasında Bitcoin'in fersah fersah katladığıyla ilgiliydi. Onu bekler miyim, ben kendi namıma beklemez miyim onu bilmiyorum. Ya da o bu defa çalışır mı, o gösterge bu defa çalışır mı onu da bilmiyorum. 2025'in başında da ilk çeyrek derler ya, ilk 3 ay işte. Orada da bir mega boğa bekliyorum. Fiyatların böyle bayağı çıldıracağını düşünüyorum. Ondan sonra bir yataya geçer. İşte Kasım 2025'te dumping yapar, pump yapar yapmaz. O konuda da net bir şey söyleyemiyorum. Benim görüşüme göre, hani böyle erkek arkadaşlar bilir, askerde şafak sayıyorduk. Şu kadar ay kaldı, bu kadar gün kaldı diye. 2024'ün sonuna doğru işte 6 ay buradan olsun, 12 ay oradan olsun, 15 ay, 18 ay gibi bir süremiz var arkadaşlar. Ha, dilerim Allah'tan yarın başlamış olsun boğa sezonu. Çünkü herkes daralmış durumda, bilhassa ülke şartları gereği bunalmış durumda. Herkesin cebi tomar tomar parayla dolsun arkadaşlar. Gönlümden bu geçiyor. Yarın başlasın, hemen 2 ay sonra Bitcoin 1 milyon dolar olsun. Bu işe gönül verenlerin de yüzü gülsün. İçinde ben de dahil. Gönlümden geçen bu. Ama diğer taraftan göstergelerde az önce saydığım etmenler çerçevesinde 2024 sonunu, 2025'in başını gösteriyor. Yine söylüyorum, ben 2025'in başını beklemem. 24'ün sonuna doğru bir miktar nakide döneriz. Kendi namıma bunu söylemiş olayım. Videoyu kapatmadan önce de son madde, oraya geleyim, sizlerle onu paylaşayım.
Şimdi daha önce ben yaklaşık 6-7 yıldır bu piyasanın içindeyim. Bu evreleri gördüm, bu döngüleri gördüm. Kendim de kripto para işine girme işim, girme zamanım, madenciliğe başlama zamanım piyasa düşükken değil yüksekkendi. Yani bir nevi boğa yaşanıyorken işte o zamanlar kaçtı? 20, 18 bin, 20 bin dolar Bitcoin, Ethereum işte 2000'e yaklaşmışken 1300'e falan ben gittim o zaman girdim. Bunu yaptım, hata olarak bunu yaptım ve herkese de bunu söylüyorum. Diyorum ki hani yanıma gelenlere de videolarımda da söylüyordum bunu. Emanet parayla bu işe girmeyin, borç parayla bu işe girmeyin, bindiğiniz arabayı, oturduğunuz evi satıp ipotek ettirip bu işlere girmeyin. Bu zaten birinci söyleyeceğim şey. İkinci söyleyeceğim şey de arkadaşlar, şimdi Facebook'ta da mesela piyasanın nabzını tutayım diye birçok gruba üyeyim. Orada da arkadaşlar başlamış, ekran kartlarınız değerinde alınır, neredeyseniz işte peşin para verilir, alınır vesaire diye başlamışlar. Ama kripto para biriktirmek, almak olsun, ama ekran kartı almak olsun, madencilik işine girmek olsun, yapıyorsanız, yapacaksanız tam olarak şu zamanda yapmanız gerekiyor diye size nacizane bir abi, bir kardeş tavsiyesi. Çünkü ekran kartından örnek verecek olursam, şu anda sıfırı 32 bin lira olan bir ekran kartı 10 bin lira civarı. İkinci elde, az kullanılmış, temiz ikinci el 10 bin lira civarı. Şu anda 30 bin lira. Dolar malumunuz üzere uçtu. Bu ekran kartını mesela şu an almak isterseniz yaklaşık 8-10 bin liradan 6 tane alırsınız. Alt takımı vesaire 60 bin liraya bir tezgah kurarsınız. 60 bin lira da yaklaşık ne yapıyor? İşte 2000-2500 dolar yapıyor. Ama bu rigi, bu madencilik cihazını diyeyim yeni başlayacak olanlar için toplamanın maliyeti boğada çok daha fazla mal oluyor arkadaşlar. Yani o 30 liralık, 30 bin liralık ekran kartı inanın 100 bin liraya oluyor. Ben bir önceki boğada ekran kartı filan alıp satmıyordum ama son zaman mecbur kaldım. Bağlantıları kullanmak zorunda kaldım yapmak isteyen arkadaşlar için. Yani 3 liralık ekran kartına 13 lira verdiğimi bilirim. Rakamları şey söylüyorum yani farazi söylüyorum. 5 katına ekran kartı bulamıyordum yani. İşte altımda araba motor gidiyordum şu şehirden bir tane, buradan bir tane, işte Denizli'nin bir köyünden bir arkadaştan bir tane falan. Böyle böyle ekran kartı topluyorum. Yani bir nevi kıtlık gibi düşünün. Ama şu anda yani yapmayı düşünüyorsanız ve bu işe girmeyi düşünüyorsanız da şu an en doğru zaman, öyle söyleyeyim. Yükselişten önce işte uçak pis başı yapmışken. Ama uçak uçmaya başladığı zaman biniyor musunuz? O trene, uçağa biniyorsunuz ama inanın hem yorucu oluyor hem mali olarak da yorucu oluyor. Bunu nacizane söylemek isterim. Kripto para satın alma, biriktirme hususunda da aynı şeyi söylüyorum. Ocak ayından beri yine yakın çevreme Bitcoin alın, Bitcoin alın, Bitcoin alın. 20 bin doların altında Bitcoin bedavadır diyordum. O işte 15 bin, 16 bin dolar falan olan Bitcoin geldi şimdi 32 bin dolara. Daha hani ayı sezonu yaşıyoruz. Bu ayı görmedik vesaire derken bile çarpı 2 yaptı sadece Bitcoin. Bunu söylediğim zaman da bazı arkadaşlar ya bizde işte 15 bin dolar ne geziyor, 32 bin dolar ne geziyor falan diyorlar. Yani 32 tanesi 32 bin dolar olan bir coin yani Bitcoin'den 500 liralık da alabiliyorsunuz. Öyle düşünün. Sadece bakın madencilikten bahsetmiyorum. Coin almak konusunda da aynı duygulardayım. 500 liralık alıyorsunuz. Diyelim ki Ocak ayında 500 liralık almış olsaydınız şimdi paranız 1000 liraydı mesela. Böyle de bir şeyde durumda kripto para alımı işi de. Toparlayayım cümlelerimi. Madenciliğe girecekseniz de kripto para alacaksanız da şu an doğru ve uygun bir zaman arkadaşlar. Benim görüşüm tabii bu. Geçenlerde bir hikaye koymuştum. Bir abim de yazmış mesela daha yükseliş başlamadı. Bitcoin bir 6000 dolara düşecek. Ondan sonra yükseliş başlayacak. Bitcoin 6000 dolara düşsün. Ben işte ayakkabılarımı falan satıp üstümdeki gömleği satıp falan gidip koşa koşa 6000 dolardan bir kova, bir kamyon Bitcoin alırım. Net konuşayım yani. Oralara düşeceğini düşünmüyorum. Belki bir daha bir son
bir düzeltme yer, bir geri çekilme yaşar, bir akümülasyon yapar, sonra tekrar yukarı gider. Onları da bilmiyorum. O kadar da hani ahkam kesecek kadar profesyonel değilim. Ben sadece kafamın içinde böyle günlerdir çevirdiğim şeyleri sizlerle paylaşmak istedim. Sonunda da işte nacizane ufak bir iki nasihatte bulundum. Söyleyeceklerim şimdilik bundan ibarettir arkadaşlar. İnşallah bol yeşilli güzel günlerde görüşmek üzere. Eskisi gibi gülüp oynamak, zıplamak dileğiyle hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.